dürüst olayım. Yani deminden beri dinliyorum sevgili Gürkan Bey'i. Şeyler öğreniyorum ama ben kaç zamandır ne izledim ne baktım yeter. Kabakta da verdi artık benim için. İşim gücüm var benim yani. Ben Sedat Peker'le falan uğraşacak adam değilim, kusura bakmasın. Şimdi ben bu sebeple yine neticede bu sari bir şeydir. İstediğiniz kadar kaçmaya çalışın, kaçamıyorsunuz. Mevzu sizi buluyor. Doğru. Ben aşağı yukarı anladığımı hadiseden ne olduğunu, çünkü söylenmedik şey kalmadı bu mevzuyla alakalı. Hakikaten kalmadı. Her hafta bu adam, delinin biri ben güllabici değilim. Delinin biri her hafta davul çalacak, ben de onu kovalayacağım. Ben güllabici değilim. Güllabiciliğe şey olan, gönüllü olan kovalasın. Ama ben siyaset bilimciyim. Ben hani izleyen vatandaşlarımız açısından birazcık mevzu hakkında ne anlayalım, biraz yorumlayalım diyenlere faydalı olacak iki cümle etmek isterim. Derseniz ki Taceddin yok, biz hot topic konuşacağız, sen sus susayım. Yo. Şimdi efendim, hadise şundan ibaret. Paranın yapısı entropiktir. Genişlemeyi sever. Hani böyle pamuğu sıkarsınız, sıkarsınız, evet, bırakırsınız atar kendini ya. Entropi kanunu fiziğin. Paranın şeyi budur. Bunu baskılayacak olan, regüle edecek olan, belli bir hadde tutacak olan yapıya biz kuruma devlet dedik. Devlet tutar. Bu sebeple mesela batıda sanayi devriminin nasıl gelişine bakıyorsunuz. Devletin zayıf olduğu yerde sanayi attı kendini. Devletin güçlü olduğu yerde sanayi çok hızlı gelişemedi. Kuraldır. Çünkü zalimleşemezsiniz bu kadar. İngiltere'de şu görüyorsunuz, Owen diye bir adam çıktı. İlk sosyalizmin temellerini attı, bir şey oldu. Bir kurala bağladı. Almanya'da böyle değil. Almanya'da çok zalimane işledi. Ondan sonra diyoruz ki Alman disiplini, Alman endüstrisi. Öyle değil o. Devlet zayıf. Devlet yok yani. Şimdi bizim hadisemiz Türkiye'deki bu paranın entropik yapısı ile çok alakalı. Bunu söylemek isterim. Yani vatandaşlarımız biraz hadiseyi bu minvalden görsünler. Malum haliniz bizde devlet çok baskıcıdır öz itibariyle. Hı hı. Yani baskıcı bir devletimiz vardır. Ve bu 2000'li yıllarla birlikte bir siyasi irade, devlet iradesi, bir takım kurumlar dediler ki efendim biz biraz daha demokratikleşeceğiz, açılacağız. Devlet kendini belli alanlarda baskıcı olmaktan, yani baskılayan olmaktan çekti. İşte entropik şeyi azdıran hadise bu. Ha. Yani ya demokratik, demokrasinin rağmına bastırmaya devam edeceksiniz ve devlet regüle edecek bazı şeyleri. Yahut diyeceksiniz ki tamam ben oradaki baskıyı keseceğim. Bakın Türkiye'de polisimizi suçluyorlar ya 3 günde bir. Vallahi billahi benim polisime edilen hakaret, küfür. Ya çocuklara yolda neler yapıyorlar ya, gencecik çocuklara. Avrupa'da şöyle bir ağzını bir domarı versin bakayım. Bak bak neler oluyor 3 dakika içinde kendini nerede buluyor. Hani biz çok baskıcı polisimiz ya, hiç değil. Çünkü devlet kendini kamusal alanda belli noktalarda hakikaten çok geri çekti Türkiye'de. Doğru. Bu Türkiye'nin hakikati. Şimdi hal böyle olunca işte bu paranın bu şeyi, yani bu sermayenin ve beklenmedik de bir zenginlik oldu 2000'li yıllarla birlikte. Bu Türkiye'nin bir değiştirdiği bir şeydi, yani hat değişikliğinin sağladığı bir zenginlikti. Ve birden yani sınıflar bir üste eklemlendiler. Alt sınıf ortaya doğru daha eklemlendi, orta sınıf yukarıya eklemlendi, bir şey oldu. Kendi içinde bir dönüşüm oldu, ancak buradaki devletin geri çekilmesi ne yaptı hocam? Düzensizleştirdi bunu. İşte bu adamlar buradan çıktılar. Yani burada bu işi hakikaten kontrol edecek. O kadar romantik anlattınız ki Taceddin Bey. Teorik anlattım. Ben romantik algıladım. Romantik derken şöyle Roma dönemine ait mi? Yani değil, yumuşatarak. Entelektüelleştirdiniz yani mesela. Ben diyorum ya, bir dakika bir hocam, ben şunu söyleyeyim. Siz gazetecisiniz ya, ben değilim. Ben güllabici de değilim. Ben Sedat Peker'le falan uğraşacak değilim. Efendim, hakikaten uğraşacak. Anladım da devletin geri çekildiği kanaatini nereden vardınız ya? Mesela birkaç olayla anlatır mısınız bize? Devlet mesela kolluk gücünü nereden geri çekiyor? Nereden geri çekti? Devlet ve ona göre mafya burada boşluk bularak geliyor veya para buradan boşluk buluyor. İşte tam olarak şunu söyleyeceğiz orada. Oraya geliyordum aslında. Siz o durakta müdahil oldunuz. Peki, ama sağ olun. Haşa canım, güzel oldu. Şunu söyleyeceğiz hocam. Burada ben devletim diye ortaya çıkanlar var ya, devlet dediğin şey hani renksiz, kokusuz, dansız, donsuz olacak bu işte. Regüle edecek. Ya ben devletim diye ortaya çıkan bizzat bir sermayedar olarak çıkıyor. Kendi namına. Böyle kimseler görüyoruz işte, bu hadiseler. Bize bunları gösteriyor. Ve siyasetle de bir şekilde iç içe. Bu Sedat Peker gibi adamlar da burada bunlarla iç içe geçerek bir takım çıkarlar elde ediyorlar. Devlet dediğin kurum kendisini nerelerden geri çektiğinin cevabını çok uzun uzadıya aramanın alemi yoktur. Hocam sokaktaki hanutçulara bak, HDP'nin meclisteki varlığına bak, ne dediğimi anlarsın.
Yani her olaya şöyle bir dışarıdan bakan ne dediğimi anlar. Devlet asla tolere etmeyeceği onlarca şeyi tolere etti bu süreçte. Bu neyi beraberinde getirecek? Kendini geri çekişi kurumsal olarak devletin, işte para dediğiniz şey de böyle serseri bir takım. Eğer bunun alternatifi nedir? Kontrol edelim, regüle edelim derseniz de bu da demokrasinin rağmına bir şey olacak. İkincisi bir de bir takım dışarıdan gelecek farklı akıntıları ekonomik anlamda ürkütecek, getirtmeyecek falan. İşte benim söyleyeceğim hadise şu. Bu aslında günümüzde mesela Sedat Peker denilen adam, bu Sezgin Baran Korkmaz nasıl zenginleşti soruları bence şuradan kaynaklanıyor. Yani bu soruların cevabına şuradan yaklaşmalıyız. Bizim talep ettiğimiz şu bile daha fazla geliyor gençlerimize, ya şu devlet bile daha fazla geliyor. Sokağa çıkma yasağı hadiseleri falan. Fazla anlıyorum da yani. Genç adam ne işi var? Madigudi elini alıp sokakta gezeceğine, evde ne işi var bu çocuğun yani? Ama baskıcı geliyor ya. Doğru. İşte senin talep ettiğin daha geri çekilmesi devletin, Sedat Peker'lerin ekonomiyi yönetmesi anlamına gelecek. İki gözüm benim. Yavrum, çocuğum, evladım. Bu o anlama gelecek yani. Sen ne talep ettiğini bir bil, bir fark et. Yani devlet dediğin aygıt burada bizi bu adamlardan koruyan aygıt. Bu kadar.